Güzel Yemekler kanalımdan herkese sevgiler. Bugün sizlerle oldukça lezzetli ve bir o kadar da hafif çok güzel bir tatlı tarifi vereceğim arkadaşlar. Bugün etimek tatlısı yapacağız. Etimek tatlısı için ilk etapta şerbetiyle başlıyoruz arkadaşlar. 1,5 su bardağı toz şekeri tencereme döktüm. Bu şekilde karıştırarak şekerin yavaş yavaş erimesini bekliyoruz. Erimeye başladı. Rengi istediğiniz kıvama gelinceye kadar karıştırın. Bu aşamada 2,5 su bardağı suyunu yavaş yavaş suyunu döktük arkadaşlar. Şimdi sürekli karıştıralım. Şerbetimiz tamamıyla eridi gördüğünüz gibi. Bir 5 dakika daha bu şekilde kısık ateşte biraz kıvam alıncaya kadar kaynatacağım. Daha sonra altını söndüreceğim. Dinlenmeye bırakacağım. Dinlendikten sonra diğer aşamalarına geçeceğiz. Şerbetimiz bir taraftan dinlenirken diğer taraftan etimeklerimizi dizmeye başlıyorum. Bir paket tuzsuz etimek kullanıyorum arkadaşlar. Şerbetimizi şöyle hepsine gezdirelim. Çok fazla sıcakken dökmeyin şerbeti. Çünkü etimeklerin hamurlaşmasına neden olur. Etimeklerimiz bu şekilde dinlenirken diğer taraftan muhallebisini hazırlayacağız arkadaşlar. Muhallebi kısmına geçiyoruz. Muhallebi için 1 litre sütümü tencereye döküyorum. Daha sonra 8 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Bir çay bardağı toz şekerimi ekliyorum. Şöyle koyulaşana kadar sürekli karıştıracağım. Bu aşamada 1 paket vanilya ekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim ve tekrardan karıştırıp altını söndürüyorum. Etimeklerimiz bütün şerbetini çekti. Bu aşamadan sonra muhallebimizi sıcakken döküyoruz arkadaşlar üstüne. Muhallebisini döktüğüm etimek tatlımızı yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra krem şantiyi üzerine dökeceğim. Şimdi krem şantiyi hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir paket içerisindeki tamamıyla 2 poşeti kullanıyorum. Bir su bardağı süt ekliyorum. Dolapta dinlendirdim, pastamızı çıkardık. Şimdi üzerine krem şantiyi döküyorum. Pastamızın üzerine dövdüğüm fındıklardan döküyorum arkadaşlar. Dileyen ceviz de ekleyebilir ya da üzerine dileyen Hindistan cevizi de ekleyebilir. Hazır arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.